artık vakayı adiyeden bir şey haline gelen Türkiye'deki xenofobik saldırıların birisi de benim başıma geldi aslında. Benim bahtım neydi? Benim bahtım kızımın Mustafa Yıldız gibi amcaları vardı. Yani Hikmet amcası gibi, Murat amcası gibi amcaları vardı. Bu iş bu şekilde ayyuka çıktı. Ama ayyuka çıkmayan o kadar çok hadise var ki şu anda toplumda. Şöyle oldu. Göztepe'de yürüyoruz Fulya'yla. Fulya'nın o gün müzik yetenek sınavı vardı. Mor yılan söylemiş. Söyle bakayım şu mor yılanı dedim. Sonra ilahi söyleyeceğim. Söyle babacığım. Ey aşıkı dildade. Gel nuş edelim bade. Bir bade gerek ama kimi içileme vade. Can Allah, canan Allah. Canlar sana kurban Allah. Hay kalbim zikrullah. La ilahe illallah. Muhammedur Resulullah derken şu ekranda gördüğünüz şahıs. Şöyle yanında durdu. Fulya'ya döndü. Nerede öğretiyorlar bunları size dedi. Anaokulunda mı dedi. Hangi kısmından rahatsız oldu? Bak kasem ediyorum. Hı. Tam olarak la ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Hay kalbim zikrullah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Geçiyorduk böyle. Döndü. Fulya'nın böyle dudakları büzüş. Çünkü öyle bir ifade yüzünü de gördünüz zaten yani ben. Mendebur. Bilmiyorum. Benim şahsi meselem oldu artık. Yorum yapmayayım. Yorumu savcı bey yapacak. Hı. Hakim bey yapacak. Dudağı büzüştü dedim ben öğretiyorum müzik dersinde. Ufacık çocuklara böyle saçma sapan şeyleri aklına sokmaya utanmıyor musunuz dedi. Allah Allah. Fulya da böyle korktu yani sokak ortasında. En güvenli olduğu kimsenin yanında, babasının yanında. Bir şey diyeceğim oradan bir ağlama sesi geliyor. O ağlama Fulya. Sesi Fulya'nın mı? Tabii sen de çıkaramadın ses. Çünkü sen Fulya'nın o tonunu hiç duymadın. Aynen. Ben de bilmiyorum Fulya'nın o tonunu. Çocuğu da ağlatmış. Taciz etti çocuğumu. Ne yazık. Fulya başlayınca ağlamaya bir de burada xenofobik de bir şey var. Aradım polisi. Kaçmaya başladı. Bir yandan da söyleniyor. Ben üniversite hocasıyım siz şöyle cahilsiniz falan diye.